Sayın seyirciler, çeyrek asır önce yaşanan Marmara depremi Sakarya'yı da derinden etkiledi. Binlerce bina yıkıldı. 3.988 kişi hayatını kaybetti. Aradan geçen zamanda büyük acılar yaşanan depremin izleri Sakarya'dan silinmeye çalışıldı. Kentte yatay mimariye uygun yerleşim modeli hayata geçirildi. Ya ne olursunuz dayanın. 25 yıl öncesi onlar için derin bir sessizlik ve acı. 17 Ağustos'ta Sakarya'da 3.988 kişi hayatını kaybetti, 5.180 kişi yaralandı. Çok zor bir geceydi. Yani çünkü 7-8 saat bizi bulamadılar. Biz de kimselere ulaşamadık. Yani orada hanım yanımdaydı. Hanımla da zaten ancak sesle temas kurabiliyorduk. Hiç kurtulamayacağımızın hesabını da yaptık. 81.702 konut ve iş yeri hasar gördü. Depremi yaşamayan ancak yakınlarını kaybedenlerden biri de milli güreş hakemi Suat Beyenal. Görev için yurt dışındaydı, acı haberi uçaktan indiğinde aldı. Bizim evimiz Sakarya'da, Adapazarı'nda bulunan evimiz yıkılmış ve benim hanım vefat etmiş. Ben bunları tabii biz bilmiyoruz. Sidney'e indikten sonra 2-3 saat sonra öğrendik. Ben 5 gün sonra geri dönebildim. Aradan geçen zamanda yıkıcı depremin izleri Sakarya'dan silinmeye çalışıldı. Kent yeniden ayağa kalktı. TOKİ tarafından deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa edildi. Olası depremleri daha az kayıpla atlatabilmek amacıyla yatay kentleşme modeli yürütülüyor. Şu anda arkadaşlarımız bir mahallemizde bir çalışma başlattılar. Burasının tespitleri yapıldı. En kısa süre içerisinde kat mülki malikleriyle bir araya gelip mülkiyet sahipleriyle konuşarak bu bölgemizde kentsel dönüşüm başlatacağız. 300 bin civarındaki binanın ön incelemesi gerçekleştirilmiş durumda. Bu ön inceleme ile özellikle 99 Marmara depremi öncesindeki yapılmış olan çok katlı binaların risk analizleri gerçekleştirildi. Arama kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Duyuyorsan ses ver ya da bir yere vur. AFAD Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın bir projesi olan 100 bin arama kurtarma hedefini yine burada da devam ettirmekteyiz. Kamu kurum ve kuruluşların, fabrikaların eğitimlerini yine AFAD yerleşkemizde, Sapanca'da bulunan Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü yerleşkemizde hızlı bir şekilde yürütmekteyiz. Bunların hepsi birer depreme hazırlık ve deprem öncesi çalışmalardır. Sakarya'da bu konuda ciddi manada bir bilinçlenme, sivil toplum örgütlerinin hızlı bir çalışması mevcut. Sayın seyirciler, 17 Ağustos